Abi selamlar. Ne yapıyorsun? Çalışmaya devam. Sen nasılsın? Çok yorucu bir haftaydı ama ben de çalışmaya devam. Evet, Formula 1'den çıktık. Hadi ben kaçtıma geldik. Evet. Yiğidin harman olduğu yerdeyiz abi. Yiğidin harman olduğu Bağcılar'dan herkese sevgiler, selamlar. Kestane balı esprisine girmeyeceğiz. Ama burası da gerçekten Yiğidin harman olduğu yer. Tabii. Çok yapıldı o espri. Sabah Uğur Yapıcı'ya yanlış yapan arkadaş. El kol hareketi yapan arkadaş. Burası Yiğidin harman olduğu Bağcılar kardeşim. Hadi ben kaçtıma gelemez. Biz tribün kültürüyle yetiştik kardeşim. Ya şaka şaka tabii. Uğur sabah gelirken küçük bir karşılıklı atışma olmuş ama tebessümle bitmiş iş. Hepimizin böyle sevgiye, barışa ihtiyacı olduğu bir dönem. Onu konuşmuştuk. Uğur Yapıcı dış ses. İçinde neler fırtınalar? Ne? Hangi fırtınalar kopuyor? Paylaşalım hadi gel. Vallahi bol bol not çıkardım. Sana da sorularım fazlasıyla var. Tabii ki her hafta olduğu gibi gündemi ele almaya devam ediyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Emre Belözoğlu ve Vitor Pereira kıyası. Özellikle bu detay haberi sana sormak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekiminde yapılan skandal, hata ve tabii ki senin ekleyeceğin başka yorumlarla daha fazlası. Fenerbahçe ile başlayalım mı? Başlayalım. Bu hafta Gaziantep deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönüyor Sarı Lacivertler ama mağlubiyetin detaylarına bakıldığı zaman ortaya çıkan bireysel hatalar Fenerbahçe cephesinde haftaya damga vurmuş gözüküyor. Ferdi'nin, Mince Ekim'in ve özellikle Gustavo'nun yaptığı hatalar Fenerbahçe'yi 3 puandan etti. Bu kadar kritik bir haftada Galatasaray kaybetmişken, Trabzonspor kaybetmişken Fenerbahçe önüne gelen fırsatı elinin tersiyle itti abi. Genel olarak nasıl bir maç izledin, neler söylersin? Maçtan fazlası tabii. Trabzon kaybetmiş, 9'a indirme şansın var. Televizyona bakarken tozluklarını çekiyorsun, Galatasaray da kaybetmiş. Mis önün açık. Bas 7. vitese kadar kökle git değil mi? Gidemedi. Çünkü virüs var, virüs. Takmak lazım. Maçtan sonra yayıncı kuruluşta Volkan Demirel'in hoşuma giden bir yorumu vardı. Ne dedi Volkan? Maç bittikten 5-6 dakika sonra Fenerbahçeli iki oyuncu anında röportaj vermeye geliyor. Ben olsam soyunma odasında o oyuncuları silkelerdim. Kaçan fırsatın farkında mısınız diye çıkışırdım şeklinde bu minvalde bir açıklaması vardı. Bence çok doğru yerinde bir analiz ve... Geç mi gelmeleri gerekiyormuş? Yani soyunma odasında demek ki bu yenilgi hiç tartışmıyorlar. Bunu hiç gündeme getirmiyorlar. Herkes maç bittikten sonra bir anda olaydan çıkmaya bakıyor şeklinde bir yorum. Volkan Demirel'in yorumlarını genelde beğeniyorum. Düzgün yorumlar yapıyor ama buna hiç katılamayacağım. Öyle mi? Vallahi çok anlamsız bir detay olmuş. Hiç katılamayacağım oğlum. Mesela ben Antep'e çok gittim maçı anlatmaya. Uçağa yetişmek için kısa kesip takımlarda biz de geri dönerdik bazen. Burada öyle bir şey yoktur. Özel uçakla gitmişlerdir falan filan ama bir anlamı yok. Bir an evvel çıkıp gidelim buradan da demiş olabilir. Hadi gidin görevinizi yapın gelin de demiş olabilirler. Ya bir detay değil bu. Ama Volkan Demirel konuştuğu zaman ciddi bir şey. Çünkü Volkan Demirel o soyunma odasından çıktı bu ekrana geldi. Avdı, avcı oldu. Eskiden avdı Volkan Demirel. Ekranlardan avlıyorlardı. Şimdi o oraya geçti. Yine tenzih ederim bulunduğu kurumuşu. Şimdi avcı pozisyonunda. Ama keskin gözleri var bu sefer avcının. Yanlış mıyım? Çünkü oradan geliyor. Oranın aslında biraz Volkan Demirel, senin haklı olduğu nokta da o, seceresini dökmüş, Z raporunu vermiş. Demek ki orada tartışılmıyor, bunu söylüyor. Evet. Şunu diyebilirdi mesela. Arkadaşlar mesela ben oradayken sürekli tartışırdık, bir sonuca varır sonra basın toplantısına giderdik. Bu sefer hiç tartışmamışlar diyebilirdi. Ya da Volkan Demirel'in bunu söylemesinde şöyle bir dikkat çekici nokta var. Sonuçta birisi Volkan abisine mesaj atmış olabilir. Abi hiç kimse niye yenildik, nasıl yenildik diye tartışmadı bile. Herkes giyindi, çıktı gitti. Hatta Mahmut'la Mehmet gittiler röportaj vermeye de yazmış olabilir. Bu da bir iç bilgi de olabilir. Volkan Demirel söyleyince insanın aklına bunlar geliyor. O bakımdan bu soruyla başlamakta haklısın. Ama ben de şöyle diyorum. Gerçekten bırakmış Mesut mükemmel bir gol atıyor. Mesut var bir gol atıyor Uğur. Arsenal'da da atmıştı böyle bir gol. Evet evet. Koşa koşa geliyor Arda Güler'e sarılıyor. Hoca böyle kalıyor. Sonra ötekiler sarılıyor. Hoca köşede kalıyor. Arada bir problem var belli ve bu problemi Mesut Özil'in gizlemesi lazımdı. Git sarıl Aslan Hocam de git. Resmen bizim aramızda problem var demek bu. Volkan Demirel de bunu konfirme ediyor. Fenerbahçe nasıl bir 11'e çıkacağını hiç kimse bilmiyor. Kaçıncı 25. mi 26. mı bir farklı öndeki üçlü bu maça çıkan. Olabilir. Ona bakmadım. Yani burada her hafta 3 farklı kişiyle iş yapsak bir süre sonra devamlılığı olur mu programın? Şu programı 50 defa yaptık burada. Hep aynı kişiyiz. Bir kere üçlü değişiyor. O kadar. Onun dışında hep üçlü aynı ekibiz ve birbirimizin ne yapacağını, nasıl konuşacağını, çekeceğini, soracağını, buradan çıktıktan sonra nerede çay içeceğini, yemek yiyeceğini bilen bir ekibiz değil mi?
Her hafta değişsek burada hiçbir şey çıkmaz ortaya. Yani sürekli değişir mi bir ekip? Az önce dedim sana da kulak asmadın. Virüs bunun sonuç. Yani köklü git abi gazı. 7. vites bas git yani. Hocaya bile gerek yok. Basar gidersin. Şart mı hocanın olması? Önder Karaveli çok mu fark yarattı gelir gelmez? Oyuncu bastı gitti. Basar gidersin. Ama virüs var. Bu virüsü Beşiktaş'tan kaptılar. Virüs nedir diye sorarsanız. Önde git topa bas, iyi oyna, bir sürü pas yap. Tak bir geçiş oyunu, küt bir kontratak bitirsinler iş. Bu işi Beşiktaş'tan kaptılar. Geçmiş olsun. Şimdi bak istatistiklere Uğur. En çok toplu oynama, en çok pas, en yüzde isabet fazla, en çok işte gol girişimi, ceza sahasında toplu. Hepsi Fenerbahçe'de. Belki de sezonun en iyi istatistiğine sahip. Ve en kötü istatistiklerden birine sahip olan Gaziantep'ten 3 tane gol yiyoruz. Hatta son dakika 4.'yü de yiyebilir. 4. Diko zaten çok yetenekli bir arkadaşımız olarak dikkatimi çekmiyor benim. Atamıyor o genellikle. Birinci pozisyon Gustavo'nun hatası. İkinci pozisyon Gustavo'nun hatası. Ya Gustavo'ya niye bu kadar tapıyorlar geldiği günden beri? Gustavo Brezilya'nın takımın oyuncusu olabilir. Ama olmuyor işte. Bizde böyle bir marka bağımlılığı var. Bak yemin ediyorum. Evet evet. İstanbul'un lüks semtindeki lüks bir dükkandan alacağınız havalı XYZ kıyafetini Mahmutpaşa'da da bulabilirsiniz. Yeter ki arayın. Sürekli İstanbul'un en lüks semtindeki mağazanın ürünüymüş gibi Gustavo'ya falan katlanmamak lazım. Ben geldiğinden beri Gustavo'nun acayip bir şey yaptığını görmedim. Artık yeter ya, görmedim. Yani Mesut Özil de yeni yeni bir şeyler yapabiliyor. O yüzden hocaya bir şey diyemiyorum. Ama hoca da oyunu okusun biraz be birader ya. Bütün ligi okumak lazım. Beşiktaş da bunu yaptı. Yaptı darmadağın oldu. Savunma yap biraz. Yani yazık. Hoca bence gitmeli Uğur. O soruyu sormaya asılıyorsun gibi bir hissiyatı kapattım. Yok, ben şimdi senin o virüs tanımlamasından dolayı özellikle verilere bakmaya çalışıyordum. Hem seni dinliyorum hem de bakıyorum abi. Fenerbahçe Süper Lig'de çıktığı son 7 deplasman maçının 4'ünü kaybetti. Aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 27 dış saha karşılaşmasında almıştı. Al işte. Yani senin dediğin virüsün işte yansıması bu. Bu kadar. Son 30 Ekim'den bu yana oynadığı bütün maçları kazanıyordu, kaybetti. Kaybedersin, gayet normal bir şey bu. Ben oyunun, mücadelenin falan çoğu zamanından keyif aldım. Yani iki maçı arka arkaya izledim. Galatasaray Sivasspor maçı hiç zevk almadım. Tatsız tutsuzdu yani. Aman dedim, bu ne abi? Ama buradan keyif aldım. Bu da bir Grand Prix gibiydi. Birinin yaptığı kaza aslında kazananı değil, sürpriz kazananı ortaya çıkardı. Oranın Latifi'si de kusura bakmasın Vitor Pereira'ydı. Elinde o kadro var. Müdahale et hocam ya. Yani Fenerbahçe taraftarlar yazıyorlar. Gazeteciler yazıyorlar. İzleyenler yazıyorlar. Konuşuyorlar ama sen görmüyorsun. Bu kadar zengin kadroyu kullan biraz yani. Tamam bir şey yaratmışsın belli. Hakimsin oyuna. Bir de şunun hesabını yap. Gaziantep evinde çok iyi. Ve Erol Bulut'la karşı oynuyorsun. Ne yani Erol Bulut gayet normal. Bu maçın bizim için diğerlerinden farkı yok diye mi çıkacak sahaya? Hayır. Yenin diye çıkacak sahaya. Biraz politik olmakta fayda var yani. Her anlamda politik olmakta fayda var. Özetle bireysel hatalarla kaybedilen bir karşılaşma olabilir ama yani bunun gideceği bir yer yok. Bence en büyük hareket Mesut'un gidip Pereira'ya sarılıp Aslan hocam öne geçtik deseydi o maçı Fenerbahçe kazanabilirdi de. En azından biz birlikteyiz ruhunu verebilirdi yani. En azından sistemi kurtarabilirdi. Evet. Bence ellerinden kaydı gitti Vitor Pereira'nın. Fenerbahçe yönetimi yerinde de olmak istemem. Bir karar almak çok zor. Vitor Pereira'nın istifasıyla ilgili bir cümlem vardı abi. Özellikle basın toplantısında dikkatimi çeken bir soru soruldu Pereira hocaya. Taraftarın tahammülü kalmadı. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Vitor Pereira hoca da istifa gazetecilerle konuşulacak bir konu değildir dedi. Geldiğimiz nokta bu. Gazeteciler soru sormasın yani. Bu şey demek yani yönetim isterse giderim. Sen öyle anlamadın mı? Sen nasıl anladın? Evet, yani yönetimle görüşmemiz lazım evet. Ondan sonra. Bakacağız gibi bir ibare. Parasını almadan gitmez, gitmesin de zaten parasını alsın gitsin. Ama devre arasında bence gitsin. Hatta bana kalsa U19'un hocası veya Tahir Karapınar bu Beşiktaş maçına çıkarsın. Fark etmez hem Beşiktaş kazanmış hem Galatasaray Fenerbahçe kazanmış veya berabere kalmışlar. Biri Kadıköy'de yener, biri İnönü'de yener. İkisi de berabere biter. İkisi de zaten yarışın dışında kaldılar. Ha sonra ikincilik, üçüncülük mücadelesi için tekrar gazlayabilirler. Ama bir an evvel bitsin ve devam edilsin. Belli ki olmuyor, tutmuyor. Mayıs'ı göremez mi? Ya sahanın lideri golü atıyor. Sıra dışı bir gol. Müthiş bir geri dönüş. Hocaya doğru koşuyor. Hoca dışında herkese sarılıyor. Real Madrid'de oynamış bir adamdan bahsediyor. Arsenal'de oynamış bir adamdan bahsediyor. Sevmiyor onu. O da onu sevmiyor. Bu kadar. Fenerbahçe'ye bunu çektirmeye kimsenin hakkı yok ya. Ya en azından benim görüşüm böyle. Katılmayanlara da saygı duyuyorum. Saygıdeğer sanatçımız, piyanist Fazıl Say. Gustavo neden oynadı anlamıyorum. Ve kızıyorum. Beethoven sağır olacağına keşke Gustavo sakat olsaydı dedi.
Bunu da ben bu hafta hadi ben kaçtım almak istedim sana sormak için. Gustavo sakat olsaydı tarih yazardı o zaman o denklemle. Biraz taraftarvari duygularla ilerlemiş galiba. Evet. Fazıl Bey biraz tutkulu. Ekran karşısında kendinden geçiyor. Yani birisinin üzerinden anlatmaya bunu gerek yok yani. Genel bir hikaye. Yani evet Gustavo'yu niye değiştirmedi diyebilir. Ya şu tekrar dönüyorum, geliyorum. Allah rızası için tanrılaştırmayın, putlaştırmayın sporcuları, teknik adamları, başkanları falan. Yapmayın bunu. Gustavo'ya laf söyleyen çarpılır. Hayır abi çarpılmaz. Alex'e laf söyleyen çarpılır, Hacı'ya laf söyleyen çarpılır. Adamlar son dakikaya kadar sürekli İngiliz anahtarı gibi her yere müdahale ettiler. Geçen sezon Emre Belezoğlu Fenerbahçe'nin başındayken Gustavo kesik yiyordu ve bir soru gelmişti. Gustavo'yu neden kesiyorsunuz diye. Emre Hoca da demişti ki ayağı temiz olan oyuncuları kullanmak istiyorum. Topun bizde kalması lazım. Peki Emre Hoca nerede şimdi? Emre Hoca şu anda Medipol Başakşehir'in başında. Hatta hemen istatistiklerle destek çıkayım. Emre Belezoğlu Başakşehir'in başına geçmeden önce takım 6 puanla 15. sıradaydı. Fenerbahçe ise 19 puandaydı. Gelinen haftada yani 16. hafta itibariyle Emre Belezoğlu Başakşehir'in başına geçti. Başakşehir 4.'lüğe yükseldi. Puanını 28 yaptı. Fenerbahçe o arada sadece 8 puan ileriye kendisini atarak 27 puanda Başakşehir'in gerisine düştü. Vitor Pereira yönetiminde. Yani bir baskı yok. Fenerbahçe'de çok baskı var. Baskı altında çalışamıyor insanlar. Ama şöyle bir şey de yok mu abi? Hatta sevgili Orhan Uluca paylaşmış. Ben de ondan gördüğüm için söylüyorum. Yoksa benim fikrim değil. Bilgim değil daha doğrusu. Hansi Flick Bayern Münih'in başına geçmiş ve ilk 8 maçında 6 galibiyet 2 yenilgi alıyor. Ardından Bayern Münih yönetimi Flick'le kontrat uzatıyor. Sene sonunda yanılmıyorsam 6 kupa geliyor. Fenerbahçe'nin başına Emre Belezoğlu geçtiğinde 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alıyor. Ve Sivasspor maçıyla beraber şampiyonluk gitti düşüncesi, algısıyla beraber Emre Belezoğlu ile yollar ayrılıyor. Ama şu anda o Emre Belezoğlu Başakşehir 4.'lüğe taşıdı sadece 8 haftada. Dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyorsun bir tarafta. Yani dünyanın en büyük felsefesinden, dünyanın en büyük futbol kulüplerinden birinden, dünyanın en büyük futbol akıllarından birinden, dünyanın en büyük organizasyonlarından birinden bahsediyorsun. Kıyaslamaya oradan başlarım ben. Yani Emre Belezoğlu genç, iyi bir teknik direktör olarak gelecek diye göndermesi Ali Koç'un belki de şimdiye kadarki en büyük hatası. Yani genç olduğu için. Gençler işi bitiriyorlar. Al Nuri Şahin, Farioli, git dünyanın her tarafı. Jose Mourinho çok büyük hoca değil miydi gençliğinde? Herkes onunla çalışmak istiyordu. Yani zamanın hızı hızlandı. Daha da hızlı gidiyor zaman. Eskiden oturduğunuz mahallede hangi bankada, hangi okulda, hangi hastanede, hangi iş yerinde, hangi manifaturacıda çalışan insanlar değiştiriyorlardı her sene işlerini. Hepsi aynı yerdeydiler. Emekli oluyorlardı. Şimdi kardeşim bir adamın bir CV'sinde 78 iş değişikliği var. Mahallede 78 bin kişi geliyor gidiyor. Yani biri gidiyor biri geliyor, biri gidiyor biri geliyor, biri gidiyor. Bir devamlılık var mı? Yok. İnsanlar karşılarında anlayabileceklerini birini istiyorlar. Net. Emre Belezoğlu da bu kuşağın yıldızlarından birisi. Çok büyük teknik adam olur mu, olmaz mı bilemiyorum ama şöyle bir soru işareti koyuyorum. Aykut Kocaman bu takımı buraya getirdi. Kendisi zaten Aykut Kocaman'a bunu teslim etti. Ben takıma sadece şunu söylüyorum. Aykut Kocaman döneminde neler kaçırdınız, neler neler. Şimdi goller atıyorsunuz. Doğru kıyaslama yapmam için sezon sonunda Emre Belezoğlu'nun en az ikinci olması lazım. O zaman ikisini kıyaslayabilirim. Çünkü aklım almıyor benim Başakşehir hikayesinde. Aykut Hoca gitti, tırmanışa geçtiler. Ne yapıyordu Aykut Hoca? Şey mi, motor ayarı mı yapıyordu? Gidemiyor muydu araba? Geldi, vidayı değiştirdi. Hımm oldu araba. Bak otomobil sporları üzerinden anlatıyorum bu hafta hikayeyi. Yok yani. Ama bazen hani mesela bu hafta bir görüntü vardı. Oturmuş topun başına. Orta sahada arkadaşları da top atıyor futbolcular. Onlarla muhabbet ediyor. Bir dakika bir dakika bence gol diyoruz. VAR'a gideceğiz falan diyor. İşte bu sohbet muhabbet durumu var ya işi götürür yani. Seversin ama kanka muhabbetleri iyidir. Vitor Pereira gitsin Uğur özetle. Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Bu kadar. Parasını da versinler adamı gitsin. Bence Beşiktaş derbisi artık son nokta olacak. Beşiktaş'ı yense ne olacak ki? Diyelim ki Beşiktaş'ı 2-0 yendi atıyorum. Ne olacak? Vay hoca bravo mu diyecekler. Galatasaray'ı yendi vay hoca bravo Biraz mu? Daha devam diyecekler. İşte. Aslında bu da kötü de. Beşiktaş'a geçelim hazır Beşiktaş demişken. 19 Aralık'ta zaten bir derbi var. İzleyicilerimiz de biliyordur. Ama tabii ki Beşiktaş bu hafta Kayseri Spor 4-2 ile geçti. Sonradan biraz bir açılma oldu. Çok ihtiyacı olan bir 3 puan aldı ama Beşiktaş'ta asıl merak edilen soru yeni teknik direktör kim olacak? Şu anda takımın başında Önder Karaveli hoca var. O da Beşiktaş camiasında alaylı isimlerden birisi. Değerli bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ta
Görünen o ki bir hafta içerisinde yeni bir teknik patron açıklanacak. Önder Hoca ile devre arasına kadar gitmek, devre arasında anahtarı alıp yeni hocaya vermek daha doğru olur. Yani Beşiktaş'ın değerleriyle de ters düşmemiş olursunuz. Çünkü Hamdi Serpil Tüzün senin çok iyi tespit ettiğin gibi felsefesini bayraklaştırmış altyapıda çalışırken. Bu felsefeyi bayraklaştırdığını geçmişteki tweetlerinden de görüyorsunuz. Basın toplantısında Hamdi Serpil Tüzün'e vurgu yapması bir hava atma meselesi değil. Şekil yapmadı yani. Bakıyorsun adamın hep tarihinde. Yani ben altyapıcıysam buranın efsanesini bir şekilde bayraklaştırırım demiş. Çok tutarlı buldum yaklaşımını. Saha içerisindeki oyunculara bir şey bu saatten sonra verebilmesi, değiştirebilmesi çok zor. Ama Batshuayi attığı golleri izlettirdik maç öncesinde diyor. Batshuayi iki tane gol attı. Bir şey yapmışlar demek. Yani bir şey, başka bir şey yapılmış. İyi hissettirmiş futbolculara kendisini. Bu değerli olduğunu gösterir. Rahatlatmış artı, biraz. Evet. Artı 5 tane Beşiktaş'ın altyapısından veya genç yetişmiş futbolcu var. Hoca oraya çok cuk oturuyor. Bu tip durumlarda diğer futbolcular, Batshuayi, Pjanic'i, tecrübeli, sükseli futbolcular da sisteme yardımcı olurlar. O yüzden sezonun sonuna kadar, ya devrenin sonuna kadar en azından gitmekte fayda var. Adı geçen isimlerden birisi Bruno Pinheiro. Şu an Estoril'in hocası. Orada yaptığı çıkış da dikkat çekiyor. Şenol Hoca var. Slaven Bilic, Okan Buruk gibi isimler şu anda gündemde. Ben Heraklitos'a hayranım. Ya presokratik bir filozoftur ama aynı derede iki defa yıkanılmaz der. Aynı suda iki defa yıkanılmaz der. Aynı suda iki defa yıkanılıp başarıya ulaşıldığını Türkiye'de gördünüz mü diye sorarım. Yok yani olmuyor. Kimi getirirsen olmuyor maalesef. Yani Portekiz'in çıkış yapan hocası etiketiyle. Niye Portekiz'in çıkış yapan hocası? Ne kadar yeterli şimdi soru o. Türkiye'nin çıkış yapan hocası yok mu? Var. Çok var. Var tabii ki yani. Ömer Erdoğan var. Çağdaş Atan var. İlhan Palut var. İlhan Palut, emde ne çıkış. Yani genç jenerasyon çıktı. Var. Efendim? Türk değil tabii ki ama bu topraklarda artık kendisini gösterdiği için Farioli boşa çıktı. Tabii ki son dönem performansı... Ya Beşiktaş taraftarı ama böyle bir hocayı kabul etmez. Özellikle. Taraftarı işte çıkış yapan hoca. E çıksın, başka yerde çıksın. Yani Jose Mourinho'yu mu bulmuşlar mesela? Ben çok garip buluyorum. Slaven Bilic'i de çok garip buluyorum. Slaven Bilic'in finishing'i yok yani. Hiç hala kulübün bir kara defteri yok mu ya? O günleri yazan tarafsız bir kara defter açar bakarsın. Finishing'i yok adamın. Sabit fikirli. Dembaba yerine Cenk'i oynatsaydı kaderini değiştirecekti kulübün. Israrla Dembaba'yı oynattı. Israrla. Gökhan Töre'yi yükselişinde oynatmadı. Gökhan Töre ve Cenk'i birlikte oynasaydı o sezonu bitiriyordu. Ne zaman Dembaba sakatlansa oynatıyor, Cenk takır takır gol atıyor. Yükselişe geçen iki tane futbolcuyu oynatmayarak Sosa'nın çabalarına rağmen aman hocam aman hocam hadi çocuklar demelerine rağmen şampiyonluğu verdi. West Ham'da çok iyi başladı, bitiremedi. Çin'de ne yapıyor bilmiyorum. Parası çok fazla. O yüzden Slaven Bilic ikinci defa olmaz. Şenol Hoca da ikinci defa olmaz. Şenol Hoca da önemli bir boşluk yakaladı. Hava boşluğu, Tov etkisi yakaladı. O boşluktan yürüdü elinde şahane bir kadro. Ve artık take off position almış, uçuş pozisyonu almış bir yönetim vardı. Stadyum yapılmıştı, öyle yürürsün. Aynı şeyi tekrarlayacağına dair bir ipucu yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gördük. Beşiktaş aklını başına alsın. Yani yönetim aklını başına alsın bence. Hakikaten Beşiktaş taraftarı bu Portekiz hocayı istemez. İki maç kaybetsin, puan kaybetsin. Yani tribünler ısık çalmaya başlarlar. Başka yabancı hocalar varmış. Başka yabancı hoca getirebilirsin. Kaliteli çok bilinen bir tane sana uyan bir hoca getirebilirsin. Farkeli görüştüler olmadı. Farke olur ama Sergen Yalçın'dan bir fark yok Farke'nin de. Önde bas, önde terör yarat. Bas tak diye yersin karşılıklı. Bir farkı yok Farke'yi. Ya ben anlattım Premier Lig'de. Takip ettiğim adamlardan birisi değil. Deli gibi takip etmiyorum ama biliyorum 3 aşağı 5 yukarı. Hoş gelen futbol ama boş olur. Ben karar merci değilim. Ama Önder Hoca'yla devam edersin devre arasında. Devre arasında bir karar verilir. Yani uzun vadeli mi veriyorsun, kısa vadeli mi veriyorsun? Bir haber duyuyorum Uğur, ben Türkiye'de deliriyorum. Nedir abi? Envakame'nin sözleşmesi bittiği için devre arasında Envakame'nin takımdan ayrılması söz konusuymuş. Visca ile anlaşma arefesine geldikleri için diyorsun ki evet normal, bu olabilir, bu olabilir. Fenerbahçe de istiyormuş, Beşiktaş da istiyormuş. Fenerbahçe'nin de hocası gidecek, Beşiktaş'ın hocası da yeni hocası gelecek, değişti. Kim istiyor, hangi futbol aklı istiyor bunu? Kim istiyor? Bana bir cevap verin. Kim istiyor? Kolkır'ı getirdiniz istemiyorum dedi, gönderdi. Tam ona gelecektim. Aklıma direkt Kolkır geldi. Evet. Hatta Serdar bile geldi. Pereira gitmesini istemişti. Ali Koç mani engel oldu. Engel oldu. Ne oldu? Kimi getirdi adam? Giderken aslında alacağı 1-2 milyon neyse. Size kimi getirdi? Artı Crespo'yu getirdi. İkisi de çok iyi topçular. Crespo zaten herkesi utandırdı. Herkes şöyle ıslık çalıp önüne bakıyor. Bu Crespo ne diye. Ben de açıkçası şok olmuştum. Ben de şok olmuştum. Nasıl bir Maldonado'luk
demiştim kendi kendime. Bu hafta çok iyi oynadı. Demek ki çok saklıyorlarmış. Ya da geç oluştu. Ya da o kadar kötü ki maç çok iyi gördük onu. Hala bir zamana ihtiyacımız var. Beşiktaş maçında belli olur. Evet ama tabii Beşiktaş yönetiminin biraz daha, yani benim haddim değil ama dersine çalışması lazım gibi. Teknik hocam Beşiktaş 14 sene sonra şampiyon olurken Hamdi Serpil Tüz'ün felsefesiyle oldu. İnönü Stadı'nda şarkılar söyleniyordu Parf maç öncesinde. Şarkılar söyleniyordu. Başın öne eğilmesin aldırma kartal aldırma diye. Hamdi Serpil Tüz'ün soyunma tünelinin başında futbolcuları toplar. Esas maçtan önceki Paf maçında bunları değiştirecek olan sizsiniz dermiş. Ve onlar büyüdüler. 82 jenerasyonu o hikayeleri, şarkıları, şampiyonluk şarkıları değiştirdiler. Şimdi sahada genç çocuklar var. Ersin var, Rıdvan var, Güven var, Can var, Serdar var, Berkay var, Kartal var, kirada futbolcular var ve bir Hamdi Serpil Tüz'ün türevi var. En azından bir ilham dönemi verin. Beşiktaş'ın genleri bunu söyler. Beşiktaş'ın DNA'ları bunu söyler. Beşiktaş'ın DNA'ları Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın DNA'larıyla aynı mahallede oturmaz. Allah rızası için ya. Hatta Önder Hoca'yla belki bir iki yeni genç oyuncu bile görebiliriz abi. Evet, bırakın gençler oynasınlar. Bir iki ismi çıkartabilir. Sürpriz değil yani. Galatasaray bu konuda puan durumunda nerede olursa olsun önemli bir iş yaptı. Çıkıldağ'ı aldı, Morutan'ı aldı. Avrupa'dan ne yaptı? O parayı çıkardı tak diye. Ben gurur duydum. Dedim ki ülkemde doğru bir ticari hareket yapılmış. Çıkıldağ pahalı olabilir. Morutan pahalı olabilir. Ama o parayı ne yaptılar? Şu an için Avrupa Ligi'nden çıktı. Garantilediler. İki tane genç Rumen var elinde. 3-4 tane de başka genç var, 6. Ne yaptın? 6 tane zımba gibi oyuncum var. 3 daha eklersin. Alex Ferguson'ın çaylakları gibi yürürsün. Hatta ama hocanın da zırt pırt ceza almaması gerekiyor. Fatih hocamın. Evet. Sürekli ceza almaması gerekiyor. Orada durması gerekiyor. Orada nefes alsın yeter. Sadece baksın yeter. Oyuncu taç atmaya gelince hocanın yüzüne bakar ve top oynar. İlla hakem de şununla bununla uğraşmaya gerek yok. Sonuç zarar, size zarar. Bu kadar basit yani. Galatasaray'da Fatih Terimsiz çıktığı 33 maçın 20'sini kazanamamış. İnanılır değil bu rakam. Yani Türkiye için inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil yani. Hocasız çıkmışsın demek yani. Çok kötü. Rakamlar bu şekilde. Ve yine bu oyuncuların transferi için söylediği şeyleri de hatta ben iddiaları ekleyeyim. Şu an için gelen iddialara göre Markay'a 14 milyon euroluk, Kerem'e 12 milyon euroluk birer teklif var. Tabi bunlar ne kadar gerçekçi bilinmiyor. Galatasaray'ı da hali hazırda geçtik. Bu hafta Sivas deplasmanına eli boş döndü sarı kırmızılar. Muslera'nın talihsiz bir sakatlığı var. Geçmiş tabii Wijnaldum'un hatası Muslera'nın sakatlığına ve gelen gole sebebiyet verdi. 4 maçtır Galatasaray ligde galip gelemiyor. 23 puanda kaldılar ama Galatasaray'ın oyununu mu sorsam yoksa maç sonrasında Selçuk İnan Hoca'nın açıklamalarıyla mı başlasam, ben kararsız kaldım abi. İstersen direkt topu sana bırakayım. Sen nasıl istersen öyle devam edelim. Klasik Okan Karacan cümlesi. İki ligi götüremiyoruz. O lige daha konsantreler, daha motiveler. Dolayısıyla orayı iyi götürüyorlar, burayı götüremiyorlar. Yani hafta içi gurur duyduğumuz Galatasaray, benim son 5 dakikayı ayakta izlediğim Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında şöyle gözlerimin ucuyla bakıp acaba Netflix'e dönüp kaldığım yerden diziyi tamamlasam mı dediğim Galatasaray'a dönüşmüş. Bana hiçbir şey vaat etmiyor. Sanki oyunun tespiti konusunda da bazı sorunlar var. Geçen hafta sana sormak istemiştim. Necati Ateş demişti ki çok güçlü bir oyun ortaya koyduk demişti ama ben ve sen acaba biz başka bir maç mı izledik diye birbirimize sorduk. Evet, evet. Bu hafta ise Selçuk İnan maçtan sonra işimiz hiç kolay değil. Bazen ne kadar çalışsanız da elinizden bir şey gelmiyor dedi. Yani bir tezat bir yorum getirdi Selçuk Hoca'da. Bu konuda bence bir sıkıntı var ama sorun nerede tam onu bilmiyorum. Buna çelişkiler başlığını atalım. Hocalar zaten maç sonu röportajları konusunda çok başarılı değiller. Kafalarının karışık olduğu ortada. Bir merkezden yönetilmesi gerekiyor. Yine aynı yere döneceğim. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Çok acayip bir cümle. Fatih Terim. Maç sonunda Fatih Terim olmalı. Maç önünde Fatih Terim olmalı. Hakemin verdiği kararlarla kavga etmeye gerek yok. Ve Cagney'e yapılan hareket bence penaltı. Sence değil mi? Bence de. Net penaltı. Buna hiç kimse hayır yok kardeşim burada ama şöyle diyemez. Ama sorun başka yerde. Ama sorun onda değil ki. Bak Beşiktaşlı Murat Şahin dedi ki biz dedi bu hakeme bağlayamayız, kötüyüz dedi. Çıkıp biz kötüyüz, kötüydük diyebilmedi. Lazio'yu eledik, birinci bitirdik. Çok iyi hissettik kendimizi. Havalara girdik, mutluyduk. Bu işi beceremedik. Toparlayacağız dese var ya, yıkılır ortalık be. Ya, Türkiye'de böyle bir duygu yok ya. Arkadaşlar merhaba, Sivasspor'u tebrik ederiz. Golle ilgili olarak bir şey de diyemiyorum, evet.
ama yapacak da bir şey yok dese. Kaybettik, daha iyi olabilirdik ama yani biz Avrupa Ligi'ni lider bitirdik. Çok çok mutluyduk. Genç bu çocuklar, onun mutluluğu içerisinde. İyi motive olamadık. Hata bizde de onlarda da olabilir. Sivasspor'u tebrik ederiz. Önümüze bakacağız tabii ki. Yol daha uzun. Neler olacak göreceksiniz. Bakın bir gün önce Formula 1 yarışı izledik. Adam bitmişti, şampiyon oldu. Adam şampiyondu, bitti. Hayat böyle bir şey, futbol da böyle. Hepinize iyi akşamlar dese var ya. Galatasaray arması ışıl ışıl ışıldar. Kendisi de teknik direktörlük konusunda yükselebilir. Ama takip etmiyorlar. Yaşadığın 5 kişinin ortalamasısın. Yaşadığın 5 konunun ortalamasını konuşabilirsin ancak. Allah aşkına biraz açın gözlerinizi, dünyayı takip et. Nasılım? Burada doğru söyledim mi? Sen söyle bana. Abi kendimi... muazzam ve bak yemin ediyorum, olay bu abi söylüyorum. Ya. Bu çevrendeki 5 kişinin ortalaması kadarsın sözü benim son 4-5 yıldır hayatımda böyle ana merkeze koydum bir iki kelamdan birisidir. Sürekli karşılaşıyorsun değil mi? Öyle. O 5 kişinin cümleleri neyse o cümleleri hatta yani isim vermek istemiyorum ama Galatasaray'ın geçmiş yardımcı antrenörleri de hep bu kıstasla konuşuyordu. Yani hiç kendisini parlatan veya farklı bir pencere açabilen bir teknik adam göremedik Fatih Terim'in gölgesinde. Ya İngiltere Premier Ligi'nden bahsediyoruz. İngiltere Premier Ligi'nin yorumcuları ve futbolcuları tweet atıyorlar Formula 1 ile ilgili. Diyor ki Gary Lineker. Kardeşim diyor, Liverpool Manchester City maçı 3-0 son dakikaya giriliyor. City önde, hakem düt 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 çalıyor. Böyle olmaz diyor, penaltılara geçeceğiz diyor. Üstüne üstlük City'li oyuncular çıplak ayakla penaltı atacaklar diyor. Böyle oldu Formula 1 diyor. Bir kafa patlatıyor bununla alakalı olarak. Bir kıyas yapıyor. Sadece camiamız, armamız, bize hakemler yanlış yapıyor. Oyuncularımıza böyle bir şey var. Onu mu alsak, bunu mu alsak? Biraz yaşayın hayatı ya. Geniş görün. Olmuyor. Necati Hoca'ya da Selçuk Hoca'ya da diyorum ki böyle olmuyor. Geniş düşünün. Futbola geniş açıdan bakın. Volkan Demirel'in içerisinde benim hiç tahmin etmediğim gizli bir cevher varmış. Çok iyi bir yorumculuk performansı gösterdi. Çok muazzam. Maç sonu konuşmaları çok sıradandı. Çok muazzam bir şey gösterdi ortaya. Onu hocayken yapmaları lazım. Arma için gerekli olan bu. Gerekirse şaka da yapmak lazım. Uzatmamak lazım. Arkadaşlar iyi akşamlar. Kaybettik. Çünkü Avrupa'da liderdik. Onun mutluluğuyla biraz fazla eğlenceyi kaçırmışız galiba. Özür dileriz. Düzelteceğiz. Ha diyorsanız ki buradan nasıl düzelteceksiniz? Ya dün bir yarış izledik. Adam buradaydı, öbürü burada. İşte o yüzden düzelteceğiz. De git abi. Bu kadar basit yani. Çok güzel. Futbol bir oyundur ya. Çok güzel anlattın. Of. Doğru, gerçekten öyle. Yani Galatasaray'ı bitireceğiz tabii ama işte hani özetle hani Feghouli çıkıyor, Emre Kılınç giriyor, Cagney çıkıyor, Mustafa Muhammed gidiyor. Bu zenginlik abi. Patrick çıkıyor, Ömer Bayram giriyor ama böyle böyle Galatasaray zirveye yelken açamıyor. Ya hoca var ya, oyunda bu sene farklı. tırmalıya bir yere getirdi. Ocak ayında görün Galatasaray'ı dedi. Ama en kritik maçta kayboldu ortalıktan. Eğer kaybolmasa bugün 6 puan minimum üzerine koyarsın. Minimum 6 puan koyarsın üzerine. Tabii, rakamlar ortada. Ve Ocak ayında sözünü tutmuş olur hoca. Yani bir öfke kontrolüne ihtiyacı var hocanın. Katılıyorum. Gidip bir ziyaret etmek isterim Florya'da. Bir telefon edeceğim zaten kendisine. Uzun zamandır görüşmedik. Hocanın işine olan tutkusunu çok seviyorum. Sürdürülebilirlik bu. Sergen hocanın yapamadığı, olabilecekken bir önemli hoca yapamadığı bu. Tutkuyla işe sarılıp sürdürülebilir. Sağlayabilmek. Bunu Türkiye'de sağladığı için bir ilham kaynağı. Ama bu cezalardan dolayı da o büyük kredileri birdenbire temerrüte düşürüyor, faize düşürüyor ve o krediler birden faizle kaybolup gidiyor. Peki son konumuz Şampiyonlar Ligi. Normalde Şampiyonlar Ligi'ndeki kura eşleşmelerini konuşmamız daha doğal bir durumda ama bu hafta Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki kura çekimi skandal bir hataya sahne oldu ve sonrasında yeniden çekildi. Sebep olarak da ilk turda aynı grupta karşılaşan Villarreal ve Manchester United yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. Yani birbirlerine yine rakip olabilecekleri bir durum oluştu ve bu yüzden de UEFA kura çekimi iptal etti, yeniden yapıldı. Böyle bir şey daha önce hatırlıyor musun abi? 1970'li yıllarda galiba olmuş böyle bir şey. Arşiv görüntülerinde izlemiştim ama o yıllarda olabilir. Bu yıllarda olmaması lazım. Türkiye'de olsaydı ya şunu Avrupalılar gibi yapamıyoruz derlerdi belki ama. Şimdi ama, merkezi yaptı. Ama hani UEFA'nın da FIFA'nın da yok sıcak top, soğuk top uygulamalarının olduğunu biliyoruz. Mesela ben 16 kurasının çekilişinde canlı yayındaydım. Bizim de kuraya katıldım. Neydi onun adı ya? Bak dağılmışım. Katar Dünya Kupası eleme playoff maçları grup çekiminde. Canlı yayındaydım. Birinci dakikadan son dakikaya kadar kimin nereye çıkacağını tıkır 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 söyledim, hepsi oldu. Kain miyim ben? Yok. Çok netti yani. Bir kurgu vardı orada bana kalırsa. İddia ediyorum. Bir Ahmet Çakar değilim ama iddia ediyorum. Kurgu var. Bakın bakarsınız. O yayını görüp izleyebilirsiniz. Hepsini tutturdum. Hiç yanılmadım. Bir yerde hata yaparsınız. Ben seri başı meselesine de artık inanmıyorum. Eğer FA Cup
Bir noktadan sonra herkesin birbirleriyle oynadığı, takır takır mücadele ettiği dünyanın en eski, en güçlü organizasyonuysa bırakın UEFA organizasyonunu da bir noktadan sonra seri başı rezaletinden kurtarın. Yoksa hiçbir yere gitmeyecek bu. Efendim United elenmiş Galatasaray'a 1992'de UEFA'nın gelirleri düşmüş. O yüzden ondan sonra ona önlem almak için onu yapmışlar. Eskiden 3-5 tane iyi takım vardı. Şimdi onlarca iyi takım var. Hepsi izlenir, kusura bakmayın. Siz Şampiyonlar Ligi potuna kimi koyarsanız güçlü gözükür. Temelden bir değişime ihtiyacı var. Bence rezalet ve ellerine yüzlerini bulaştırdılar. Çok basit bir şey çünkü kura çekme. Dünyanın en basit şeyi kura çekme. Çocukluğumda ben de kağıtlarla oynardım. O zaman PlayStation falan yoktu tabii. Kağıtlarla oynardım. Hiç durmadan kura çekerdim. En sevdiğim şey de kura çekme olayıydı. Ve en sevdiğim şey de bütün çocuklar için geçerlidir. En erken turlarda dev takımların birbirleriyle eşleşmesiydi. Allah kolaylık versin. Paris Saint Germain özellikle Real Madrid eşleşmesine de bayıldım. Çok heyecanlı. Inter Liverpool da çok iyi. Inter Liverpool'da iyi. Liverpool İkisinden de ateş fışkırıyor. Diğer bir iki maç daha var. Aslında hepsi iyi ya Uğur. Benfica, Ajax, Atletico Madrid, Manchester United, Sporting, Manchester City, Salzburg, Bayern Münih, Chelsea, Lille, Villarreal, Juventus. Yani Chelsea-Lille maçı değil mi? Chelsea'nin kolaylığı. Ve iki kez Lille Chelsea rakip oldu. Burak Yılmaz'ın rakibi Chelsea. Yusuf'un da, Zeki'nin de. Güzel bir maç izleyeceğiz. Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag. Ona da zor dediler. Sonra bir sosyal medyada bir tepkiler oluştu. Hani nasıl zor Slavia Prag? Kendi liginde iyi gidiyor adamlar. Aynen öyle. Liderler bildiğim kadarıyla. Bir de iyi takımlar kurarlar yani. Prag'da, Slavia Prag, bizim Sparta. Bizim kendimizi üst perdeden görme olayı... Hamsik nereden geliyor? Göteborg'dan geldi. Eyvallah. Ama ülke olarak Slovakya. Tabii Slovakya. Yani Orta Avrupalı ülkelerin futbolu yükselişte. Bugün tabii. Alman futbolunu da besliyorlar. İtalyan futbolunu da besliyorlar. Yani orası Fransa gibi geliştiren bir lig. O yüzden çok çantada keklik görmeyin. Ben TRT'ye ilk girdiğimde ilk birlikte izlediğimiz maçtı. Sigma Olomouc Fenerbahçe maçı. İlk TRT'ye girdim. Bütün servisle birlikte ilk onu izlemek için oturduk. Abiler, ünlü spikerler, ünlü haberciler. Nevzat Tandoğan Caddesi TRT binasında Fenerbahçe 7-1 kaybetti. Şok olduk. Telefonlar, koşuşturmalar, şunlar bunlar. Yani onlar... İyilikler. O yüzden hiç yok. Orada öyleler, burada var. Bizde bu oyuncu var. Onları bir geçmek lazım. Yine de kolaylıklar dilerim. Evet. Puana ihtiyacımız var. Hatta Galatasaray'ın da yaz transfer döneminde çok istediği Stanciu'yu de Slavia Prag'ın 10 numarası. Onu almak istemişlerdi. Alamayınca Çıkıldağ'a döndüler. Öyle bir transfer hikayesi hatırlıyorum. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün biraz daha süreyi uzattık ama yarı tartışmalı, yarı konuları ele almalı bir programı geride bıraktık. Haftaya aynı saatte aynı yerde buluşmak dileğiyle. Yayınımızı beğenirseniz sevinirim. Yorumlarla bizi linç ederseniz aşağıda bir şey demeyiz. Tabii lisan münasip her şeyi yazabilirsiniz. Dış ses sevgili Uğur Yapıcı ile birlikte her hafta karşınızda olmaya çalışıyoruz. Spor Arena'da emeği geçen her arkadaşımızın hakkını vermek için bir beğeni tuşu, bir abone tuşunu tıklamanız yeterli olacak. Görüşmek dileğiyle. Hadi ben kaçtım.